Eskiden su konuşulmazdı bile. Çünkü su hayatımızda vardı. İçerdik, alırdık, yıkanırdık. Hiçbir derdimiz olmazdı. Ama şimdi su büyük bir problem haline geldi. Neden böyle oluyor? Yani giderek hayatımızı biz mi zorlaştırıyoruz? Yani biz kişisel olarak biz zorlaştırmıyoruz ama sistem bizi bu yola girmeye mecbur kılıyor bence. Hatırlarsan bizim çocukluğumuzda biz suları musluktan içerdik ama Evet. bir dönem gelmişti ki sular kesilmeye, zaman zaman musluktan böyle çamur gibi sular akmaya, bazen o çamurlu suya bile razıyken bir takım işlerde kullanmak için o bile bulunmamaya başladı. İşte bu olaylara da fırsat bilinmesiyle su bilinçli olarak insanlara para ile satılan bir mal haline getirildi. Oysa nasıl insanlara idareler temiz havayı sunmak zorunda iseler, değil mi? Havanın temizliği için her türlü gayreti gösteriyorlarsa ve hava da bedava ise, Bir gün çünkü o da mı biz paralı olur acaba evet işte hocam? biz bu gidiş bunlara sesimizi çıkarmazsak yarın bir gün nefes aldım para diye bize bir uyarıda veya bir cezada gelebilir. Onun için su benim görüşüme göre ülkedeki tüm insanlara musluktan içilebilecek nitelikte suyun verilmesi lazım. Aslında bu yapılıyor da ama öyle bir propaganda, kara propaganda yapılmış durumda ki insanlar sanki musluktan akan su içilmezmiş gibi biliyorlar. Gençlere, çocuklara sorun musluk suyunu içilir mi içilmez mi diye içilmez diye biliyor onlar. Çünkü öyle bir beyin yıkaması yapılmış. Oysa en azından yaşadığımız şehir için biliyorum, İstanbul için. İstanbul Belediyesi İSKİ bu konuda çok iyi çalışıyor. Bizim kapımıza kadar gelen su, şebeke suyu, şehir şebeke suyu son derece içmek için uygun, sağlıklı bir su. Eğer bizim evimizde depoda bir sorun yoksa, çünkü biliyorsunuz birçok evde su doğrudan doğruya musluğa gelmiyor. Bir depoda biriktikten sonra geliyor. Bu geçmişten kalan suların uzun zaman kesildiği, belli zamanlar aktığı dönemlerden kalan bir şey. O depolarla ilgili problemler olabilir. Deponun bir kere yapıldığı maddenin ne olduğu çok önemli ki bunların bir kısmı plastikten. Yani orada da bizim bu damacanalarda bulunmasına karşı çıktığımız bir madde var veya depolar başka bir güvenli bir malzemeden üretilmiş olsa bile bunların bakımı iyi yapılmadığı için kapağı açık oluyor, içine giren çıkan böcekler, şunlar bunlar olabiliyor, kirli olabiliyor. O suyu içmek değil ama eğer depomuz sağlıklı ise biz musluğumuzdan, İstanbullular için söylüyorum, musluğumuzdan İzmir, akan su, Antalya, Ankara. evet bazı Kenan Hoca, belediyelerde evet bitirirler. hepsini biliyor. Biz Nerelerde var hocam şu bak? ana kadar belediye başkanlığından açıklamasını duyduğumuz Antalya, Ankara ve İzmir'de buna dahil. Antalya, Ankara ve İzmir. Evet. Siz Ve musluk suyundan içiyor musunuz suyunuzu? kesinlikle musluk suyu içiyorum ve lokantada eğer bana sizde olduğu gibi plastikten su getiriyorlarsa cam şişe suyu istiyorum. Cam şişe suyu yoksa lütfen musluktan bir bardak su getirin diyorum. Biz onu bakalım fark edecek misiniz diye getirdik. Çok Siz fark teşekkür ederim. ettiniz. Bakalım izleyicilerimiz fark edecek mi diye de onlara sorduk. Şimdi bu olayın birkaç bölümü var. Affedersiniz, o biraz önceki sorunuza Ahmet abi çok güzel yanıt verdi ama genellememiz mümkün. Yani dün konuştuğunuz obezite ile bugünkü su kapitalist çıkar sisteminin bir parçasıdır. Her şeyden para kazanma dürtüsüdür. İnsan sağlığı pahasına bunu yapmaktır. Bir küçük düzeltme, hava satılmaya başlandı. Öyle mi? Nasıl? Elbette. Kyoto Nerede? protokolü dediğiniz protokolle karbondioksit emisyon sertifikaları satılır hale geldi. Hava kirliliğine daha fazla yol açan ülkeler, hava kirliliğine daha az yol açan ülkelerden karbondioksit emisyon sertifikası Sertifikası al. satın alıyor. Dolayısıyla hava da satılmaya başlandı. Yani ben kirletirim ama parasını öderim. Ben Parasını öderim. alırım Evet, belgesini diyor. evet. Zamanlara belki o zamanla insanlara da indirgenecek. Evet. Hani insan, kişisel Birey olarak bazına da da iner hava vergisi. Yani bu. eskiden hava parası diye bir şey vardı Tabii. dükkanlarda. Şimdi Hala vardır belki. tabii bazı Yani yerlerde mutlaka sistem hala her vardır. şeyden para kazanma talebi sistemi. Bugün obeziteye örneğin bu plastik ambalajların hormonal etkisi dolayısıyla da obeziteye yol açılabilmektedir. Yani sadece kanserojen etkisi yok, hormonal bozucudur bunlar. Sadece bunlar mı? Tarım ilaçları da hormonal bozucudur. Plastik ambalajların birçoğu hormonal bozucudur ve bunlar kanser yanı sıra işte kısırlık. Niye bugün bu kadar çok tüp bebek merkezi olma ihtiyacı oluyor acaba? Niye Çevresel Türk faktörler çok erkeğine yıldırım mı etkili. düştü? Ne oldu? İşte bunu da beslenmemizi de veya besinlerin saklandığı ambalajları, içtiğimiz suyun ambalajlarını da irdelemek zorundayız. Hocam şimdi hakikaten
Zahide'nin dediği gibi o kadar çok yanı var ki, o kadar çok sorulacak kısmı var ki. Ama biz halkımıza da sorduk, doktorum izleyicisine de sorduk. Gerçekten insanların kafaları çok karışık. Çok. Hatta bizim programdan sonra bir takım şeyler değişti, gelişti. Biz ilk defa cam ambalajı gösterdik. Ben pek çok kişiden duydum. Ben de cam ambalajı almak istedim ama yoktu dediler. Sonra firmalar üretmeye de başladı. O konuyu da konuşalım. Ama şunu merak ediyorum. Sağlık Bakanlığı bazı firmaların su satışını durdurdu. Sonrasında da tekrar izin verdi. Bu arada geçen sürede bu firmalar neyi değiştirmiş olabilir acaba? Hiçbir şeyi. Ama sonra izin aldılar. Hayır, şöyle bakın. Bir kere suyla ilgili yönetmelikte çok büyük bir hata var. Yönetmelik diyor ki, şebeke suyu musluktan aktığı yerden örnek alınarak incelenir. Halbuki şişelenmiş su da dolum tesisinden örnek alınır. Şimdi yapılan bakanlığın ilk yaptığı incelemede su dağıtım firmalarının ambalajlı sularını aldılar. Onlarda birçok kirlilik çıktı. İtiraz etti şirketler, yönetmelik böyle bir inceleme yapmana izin vermiyor diyor diye. Gel bak sen benim kaynağımı incele, yönetmelik onu emrediyor diye itiraz edince, bakanlık kaynaktan inceleyince temiz kaynak. Kaynak temiz ama benim evime gelen önemli değil mi? Demek ki üreticide değil sorun. Sorun bu yönetmeliği yapan yasa yapıcıda. Peki buradan? Ben istiyorum ki ben satın aldığımda evime getirdiğim su temiz mi değil mi? Bizi sonuç ilgilendiriyor çünkü. Elbette. Kaynağı temiz olmuş, bana ne? O bidon, işte bakın burada plastik ve şişe aynı başlık altında incelenmesi gerekiyor. Bir tek farkla plastik ambalajların içi pürtüklü olduğu için bakteri daha fazla yapışabiliyor. Cam tamamen kaygan olduğu için daha az bakteri tutucu özelliği var. Ama siz camı da yeterince yıkamazsanız ve dolum sonrası kontrol yapmazsanız camda da aynı bakteriyel söz konusu olabilir.